kadın hakları ve kadınların erkeklerle eşitliği kapsamında Batı ülkelerinde ve toplumlarında yoğun mücadeleler verilmiştir. Özellikle Amerika ve İngiltere'de çok çeşitli mücadele yapılmışken ülkemizde bu şiddetli mücadeleler yaşanmadan Atatürk tarafından bu haklar biz Türk kadınları Türk kadınlarına verilmiştir. Bilindiği üzere 1926 yılında Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından kabulle yürürlüğe ve Türk kadınlarının şeriat zincirinden kurtaran medeni kanun ile Türk kadınını güçlenmeye, kişiliğini bulmaya başlamıştır. Türk kadınına 1930'da kabul edilen bu yasa ile belediye seçimine katılma hakkı, 1932 yılında kabul edilen bir yasa ile de Türk kadınının muhtar, köy ihtiyar heyeti, kurulu üyeliğine seçilme ve seçme hakkı tanınmıştır. 8 Ekim 1934'te kabul edilip 5 Aralık 1934'te yürürlüğe giren yasa ile kadın erkek eşitliği alanında bütün hakları Türk kadınına seçme ve seçilme hakkı birçok Avrupa ülkesinden önce Mustafa Kemal Atatürk tarafından biz Türk kadınlarına verilmiştir. Kadınların erkekler ile eşit toplumsal varlıkları olarak toplum içinde yerlerini almaları bir uygarlık aşaması olup Atatürk devrimlerinin en önde gelenlerinden biridir. Ne mutlu bize ki öncü bir ülkenin öncü kadınlarıyız. Ancak bugün nüfusumuzun yarısından çoğunu kadınlar oluşmasına rağmen fiili olarak eşit yurttaş olmadıkları görülmektedir. Fırsat eşitliğinin sağlanması, kadın istihdamının arttırılmaması, siyasi karar alma mekanizmalarının içinde kadının yeterince yer almaması, kadınların insan haklarının ihlaline devam edilmesine neden olmaktadır. Kadınların kendi geleceklerinin yanı sıra ülkemizin geleceğine de söz sahibi olmanın toplumsal temsilde sağlanmasıyla olacaktır. Kadınların karar mekanizmasında ne kadar fazla yer alırsa erkek egemen toplum zihniyeti yıkılacak ve şiddetin önlenmesinde daha fazla başarı sağlanacaktır. Erkek egemen kültürünün etkisiyle ve karar verme mekanizması düşünme gücü gerektiren işler kadınların sorunları da dahil tüm sorunları çözme yeteneği erkeklerin görevi olarak kabul edilmiştir. Bu nedenle tüm dünyada ve ülkemizde de yönetici pozisyonda, parlamentoda erkekler hep ezici bir çoğunlukta sahiptirler. Kadınların tüm kendi sorunları ve ülke sorunları da dahil çözüm bulabilecek güçte ve yetenektedirler. Kadınlarımız haklarını iyice öğrenip haklarına sahip çıkmalıdırlar. Her konuda eşit koşullarda ve insanca yaşamanın çalışma, eğitim görme, oy kullanma, seçme ve seçilme hakkına, bedeni hakkında karar verebilme, fikir üretme, şiddete karşı kanuni yollara başvurma gibi haklara sahip çıkmalıdırlar. Kadınlar haklarını ve özellikle yasal haklarını bilir ve kullanmaktan vazgeçmezlerse kendi hayatları, kendi iradeleri elinde olacaktır. Kadın insan haklarını ihlalin önüne geçmek için kız çocuklarının kesintisiz eğitim yapmasına olanak sağlayacak, kadın istihdamını artıracak bir dizi yasanın çıkartılması, yine erken yaşta evlenmelerin kadının şiddet, taciz görmesine engel olacak eğitimlerin verilmesi ve yasaların buna göre düzenlenmesi gerekir. Bu yasaların çıkarılmasında meclisteki kadın milletvekillerine büyük görev düşmektedir. Bilindiği üzere 2018 genel seçimlerin sonucunda Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 545 milletvekilinin 114 tanesi kadın milletvekili olup kadın milletvekillerinin oranı %17.48 artmıştır. Siyasette kadın milletvekillerinin oranının artmasına rağmen yine de çok yeterli değildir. Kız çocuklarımızın eğitimi konusunda okul öncesinde yüksek öğrenime kadar kız ve erkek öğrencilere erkek eşitliğinin insan hakkı ve hukuku olduğu öğretilmelidir. Kadının çalışma hayatında ve sosyal hayata yer alması aile birliği için bir tehdit olarak algılanmamalıdır. Her yönde güçlü bir kadının güçlü bir aile oluşturacağı bilinciyle kadınlar için iş-aile dengesi sağlayıcı, kolaylaştırıcı politikalar geliştirilmelidir.
Mesela kadınların çalışma hayatının kapsamından çıkarılmaması için kamuda ve özel sektörde daha fazla kreş açılabilir. Bu kreşlere ucuz ve kolay erişim sağlanmasına yönelik yasal düzenlemeler yapılabilir. Bununla birlikte aile sorumluluğu sadece kadına yüklenmemeli, erkeğin de aile mensuliyetinin yerine getirecek şekilde yetişmesi ve sosyalleşmesi sağlanmalıdır. Kadınlara, çocuklara istismar, taciz ve tecavüz cinayetlerinin engellenmesi ve alınan cezaların iyi hal gibi nedenlerle af gelmesi hakkında değişiklikler yapılabilir. Siyasi partiler yasası, seçim yasası, parti tüzüklerinde her iki cinsiyetten eşit oranda temsil hakkı verilmeli. Bu konuda değişiklikler yapılabilir. Kadının önce özgür birey olduğu, kimsenin malı olmadığı kabul edilirse, kadının insan hakları ihlali önlenebilir. Bu da bireylerde ve toplumdaki zihniyetin değişimini sağlayacak eğitimler, bilimsel çalışmalar ve hukuki değişikliklerle yapılmalıdır. Kamuoyuna saygı ile duyurulur. 8 Mart Kadın Dayanışma Derneği, dayanışma yaşatır, mücadele kazandırır. Buradaki kadınlarımızın birçok sorunları var. Üreten kadınlarımız mevcut. Ancak üretime hiçbir şekilde cevap bulamıyorlar. Bu yüzden biz de önce olarak 8 Mart Kadın Derneği olarak onlara gerekli yardımları sağlamak, üretimlerine katkıda bulunmak ve bunu ekonomiye kazandırmak için burada toplanmaktayız. Atölyede atölye açtınız galiba, değil mi burada? Evet. Onu da açıklayayım birazcık, içinde ne yaptınız? Burada 8 Mart Kadın Derneği olarak henüz faaliyete geçmedik. Daha yeni yasal izinlerimizi aldık. Düzenlemelerimizi yapıp burada atölye çalışması ve kadınları istihdama kazandırmak, kadınların el emeği, göz nuru yaptıkları bütün ürünleri o ekonomiye kazandırmak amaçlı yola çıktık. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Başka devam ediyoruz. Şu antrenörler buraya alsın. Biz bu eşyaları onların eline versek bir kare fotoğraf çeker miyiz? Özellikle inşaatta mesela. Tabii ki. Teyzemiz. Arkadaşlar onları getirir misiniz buraya? Gel. Onları getirir misin? Gel çocuğum, gel. Gel amcacığım, gel. Onlar, evet. Bir tane de genç olarak birisini, o gelini alsın bir tanesi. Ben kimse görüşmek istiyorum onunla. Anacığım, görüntü alalım, geleni alsın. Gel bakayım, hadi geç şöyle. Ben eski benim partimizim ya. Zeynep abla gel, Zeynep Bey'e. Al gelini sen, al şöyle. Bir tek defa var, onu da alalım. Anacığım sen bunu böyle aşağıya doğru, gene bırakma ha. Öyle tut, güzel bir şey. Getir bir tane de buraya. Getir bir tane de buraya, çabuk hadi. Pazarcı mıydı? Bunları siz mi yaptınız? Hı? Pazarcı mıydı? 87 yaşında kendisi. Ne varsa eskilerde var. Öyle çıkaracaksınız. Tamam mı? Şimdi çocuklarımızı da alacağız bir ara buraya. Onlar da diyecekler. Sizler de görüntü olarak alın. Evet. Evet, biraz geriye çıkar mısın? Şöyle yanına, evet, yana. Evet. Biraz tebessüm ama. Çocuklar gelin bakayım, kız çocukları buraya. Kız çocukları gelin buraya çabuk. Hadi gelin buraya. Araya gel bakayım. Gel buraya. Gel fıstık gel. Şimdi bak. Seviyorum seni. Abi öne çıkmak da kadınlar gününle ilgili bir aktivite, erkeklerin yönetmesi de ayrı bir ironi yani. Erken yaşta evliliğe hayır diyorsun. Bas.
Evet fıstık. Ha, çek böyle şey, heykeli çek. Heykeli bebeğe. Bir mizansen yapalım tabii, o yüzden söylüyorum. Okuldan gelen çocuklar da aralarına katıldılar. Hepsi de kız çocukları. Erken yaş evliliğine hayır diyoruz. Onlar, hayır. Siz öyle diyorsunuz da ben gelin olmak istemiyorum 15 yaşında. Değil mi? Evet. Okuyacağınız hepiniz. Evet. Hadi ağa, çay söyleyeceğim.